Herkese merhabalar, ben Seçkin Süngüç. Ben Feza Altun. Bize kaldı, Los Angeles vlogumuza hoş geldiniz. Size uçaktan bir açılış yapalım dedik. Hatta öyle bir açılış yaptık ki şu an 3 saat 51 dakika kalmış. Neredeyse 10 saattir uçuyoruz. Açılış videosu çekmek yeni aklımıza geldi. Güzel güzel hazırlandı. Nasılsın Fezicim? Saçımı yaptım buraya gelirken. Dedim insan, Amerika bizi güzel al. Amerika halkı, bizi kabul edin dedim. Amerika halkı. Ama uyuyunca da ağlıyorsun işte. Hayır, uyuduk falan, uyandık. Şöyle göstereyim size ne durumda olduğumuzu. Şöyle 3.50. Bir şeyler yaptım ben. Ha şeyler dur bakayım ne yapmıştım. Şöyle gösterelim nereden nereye geldikmişiz. Geldikmişiz. Şöyle gidiyoruz. Peki seçimciyim. Evet. Şöyle bir durum var. Bu mikrofonlarla biz ilk defa böyle kayıtlar alıyoruz farkındaysan. Çekiyoruz şu anda değil mi? Tabii her şeyi çekiyor. Valla böyle gidiliyor işte Los Angeles'a bir bakalım. Ama çok uzun. Eğer uyumasaydım ben biterdim. İsterim peki şu. Lohusa şey gibiyim. Lohusa 2'nin seçmeyene gideceğim de. Bu arada geldiğimizde kahvaltımızı etmiştik. Şimdi de akşam yemeği veriliyor. Değil mi? Akşam yemeği veriliyor akşam ama yemeği. Saat Los Angeles'ta 7 çeyrek falan yani. Arkadaşım yatmaya karar verdi. Ya çok şey yaptım zaten. Ayılarım her gün şişti. Dur bakayım şöyle. Şu şekilde nasıl yaptığımızı da göstereyim size. Şöyle bir yan yana yan yanalıktayız. Ama bunu sevmedim ben ya. Ne? Yani, dar. Şunu da kontrol edebilmeli gibi geliyor bana. Bence de. Kendimize bakalım birazcık. Ne o? Mirror mirror diyorsun. Biraz da şuradan çekeyim. Bak Fils sen oradan gir. Merhaba, ben merhaba. Ha şöyle çekebiliyorum. Vallahi gittim. O kadar mikrofon aldık ettik şey yaptık. İnşallah kaydediyordu bulabileceğim ama kaydediyor zaten şu an sesine baksana. Etmez mi baksana? Uf, bir de öyle. Prodüksiyondan kaçınmadık. Prodüksiyondan kaçınmadık. Artık dediniz ki yok sesler kötü, bunlar kötü. Ama siz bizim canımız olduğunuz için biz hemen ne buraya yaptık? Hemen dedik ki sesleri de düzeltelim şimdi. Yaklaşmasak da ses çıkıyor. Sanki böyle yaklaşınca tabii sesimiz gelecekmiş gibi bir his var değil mi? Tabii ki. Ay saçıma bak. Saçım bir kendinden geçmiş. Saçım benim. O zaman seninle pek görüşmek istemediğim zamanlarda da şöyle bir şey yapıyorum. Fezi'yi görmek istemediğim zamanlarda da şöyle şurayı kapatıyorum ama gerek yok. Ben antibiyotik kullanıyorum biliyor musunuz? Bana yazık. Kulağı şişmiş. Ne yiyeceksin? Menüden seçmedin mi? Ver bakayım ne varmış menüde. Kuzu pirzola mı, kılıç balığı mı, makarna mı diyor. Kuzusu nasıl olur acaba? İşte bilemedim ki. Uçakta şimdi et yemek bir kadar olacak. Bilemedim. Kaç santro etler nerede duruyor mesela? Nasıl, ne oluyor bunlar? Pişmiş bir şekilde ha? Hiçbir fikrim yok. Enişten önce kanepe çeşitleri, narinciye soslu ahtapot salatası, somon tartar, karides kabak salatası, avokado ve kinoalı enginar, köpoğlu, sayıyor hepsini, köpoğlu, nohutlu, içli köfte, ben bunların hepsini istiyorum. Şahika gibi. Bana ne, bana ne. Yemek gelsin o zaman, böyle devam edelim, biliyorsun. Evet işte zaten 3,5 saat kalmış. İndik vallahi şeyden. Çok güzel geçtik bu sefer. Şahane ya. Bir uçuştu. Müthiş bir uçuştu. Tam zamanında kalktı. Tam zamanında erken indi. Bizim de normalde check-in saatimiz 3 olmasına rağmen evden mesaj aldık. Dedik ki eviniz temizlendi, hazır. Evet. İstediğiniz zaman girebilirsiniz dediler. Ve şu an saat 12.30 ve 1'de evdeyiz yani. 2 saatte erkenden giriyoruz. Girişte pasaport, yani güvenlik memuru da muazzam biriydi. Çat diye bastı, geçtik. Geçtik. Ne yapıyorsunuz? Böyleyiz. Hadi geçin bay bay, iyi tatiller dedi. İndik, bavulumuz gelmişti. Yani her şey çok şahaneydi, kolaydı. Evet. Sadece bu beyefendinin arabayı korkunç hızlı kullanması dışında. İnşallah sağ bir gibi görüşmek üzere. Bu arada farkındaysan 12 saat 40 dakikada mı geldi? 14 saate yakın sürüyordu ya normalde, bir kısa evet. Geldi. Bir evet. Saat azalmıştı uçuş. Bir saat bir ne uçuş oldu? Azaldı, ne oldu bilmiyorum, biz de bir ne oldu, havada bir şeyler mi oldu bir saat? Zaman artık daha hızlı akıyor. Beni de göster istersen. Tabii ki. Bakayım. Biraz yolları da göstereceğim de şu an trafik başladı. Trafik fena. Yani bir yarım saatimiz var. Oradan şey görünüyor zaten. Santa Monica'ya geldik. 3-4 gündür buradayız. İşte şimdi açlıktan delirdik burada alışveriş yaparken. Karadeniz kenarına inmeden önce bir Joe's pizza yiyelim dedik.
O da çok güzelmiş, çok tavsiyemiş. Teşekkürler. Tavsiyemiz yani. Eğer Malibu'ya gelir, Malibu değil, Santa Monica'ya gelirseniz gelin burada yiyin. Hem uygun hem de çok tatlı. Ben bugün sence saçımı maşaladım mı yoksa kendi dalgası mı? Hayır. Hiç sormadım ama hadi. Hadi sizi kırmayayım. Niye bana kırsın ki zaten? Hadi sizi kırmayayım. Hiç doymadım. Sizi de kırmayacağım bu sefer. Siz neyi kırıyormuşum acaba? Bize geldi. Güzel bir ışık var ha. Müthiş. Bize kaldı 4 yıldır şu ışığı yaptık. Peki siz asıl şehir diyorsunuz. Görüyor musunuz yakamızdakilerini? Bu kadar profesyonel. Bizim bloklarımızın hepsi kıvıydı. Evet ya. Hiç mikrofon yoktu. Allah'ın emanetine teşekkürler. Sizin için 4 yılın sonunda mikrofon satın alabildik. Anca para bildik. Anca para kazanabildik. Çünkü abone olup like yapmayı aynı zamanda yorum atmadığınız için ve bizi desteklemediğiniz için 4 yılda bir mikrofon alabiliyoruz. Öyle değil mi abi? Öyle değil mi? Abartıya gel. Ve hadi bir Santa Monica'ya gidelim buradan. Ne kadar şıkkayı kapatıp Santa Monica'da açalım mı? Hayır bakalım. Dünyadaki bence gerçekten en güzel manzaralardan bir tanesi. Hepinizin de zaten aşina olduğu, zaten bildiği, oyunlarda oynadığı, gördüğü muhteşem bir yerden bahsedeceğim. Hazırsanız şimdi ışıkla beraber bakın. Döndürüyoruz ve Kumburgaz'a gelmiş bununla. Gerçekten. Bak. Sana güneş yapar kandan vurmuş. Walking tour yapıyoruz size. Santa Monica walking tour. Bu böyle bir saat walking tourlar oluyor ya. Çekiyorlar. Onun gibi olsun mu? Bir saat yürüyelim. Böyle de bir vlog. Ne dersin? Nasıl? Nasıl? Ama yine geldim, yine buradayım. Çok konuş da mutluyum. Be. Çok mutluyum. Tekrar geleceğim. Bir daha geleceğim. Yine geleceğim. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizinle Santa Monica'da Fizz Bey 73 Coloration'ı yapmaya karar verdi. Çok teşekkür ediyorum. Hadi lütfen sorun. Bu, sorun. Çok merak ettim. Dergi olarak. Ha, dergi ne? Kadınca. Derginiz. Kadınca. Dişi. Şey. Afşar neydi? Hülya mıydı? Neyse geç. Neyse. Yeni çıkacak bir dergi için sizinle önden çok bir röportaj yapmak istedik. Çok en sevdiğiniz renk? Sarı. En sevdiğiniz sayı? 7. En sevdiğiniz yiyecek? Hamburger. Sanki başka bir şey diyecektiniz de son anda bir hamburgere kaydı gibi oldu. Tamamen sizin kasat düşünceleriniz. En sevdiğiniz içecek? En sevdiğim içecek eskiden Ice Şeftali'ydi, şimdi ise Cola Zero. En sevdiğiniz şarkıcı? En sevdiğim şarkıcı da Dua Lipa. Aa. Beyoncé ya, bir numaram. Beyoncé. Şu an heyecanlandım da özür dilerim, çok pardon. Tamam, heyecanlanmanıza gerek yok. Biz alışkınız gerçi böyle heyecanlanmanıza. Ben de o zaman size soru sormak isterim ama birazcık. Ama daha tamamlamamıştım. Tamam, peki. 73 kayasının biliyorsun 68 tane daha kaldı. 68 tane daha kaldı. Peki. O ar mı, bu al mı, mor mu? En sevdiğiniz şehir? En sevdiğim şehir, çok üzülerek söylüyorum. Çok üzülerek söylüyorum. İstanbul. Çok şaşırdım. Zoom yapabiliyor muyum mesela? Öyle bir şey var mı? Hemen öyle geleyim. Ay, en sevdiğim şehir dünya üzerinde. Amerika'da diyorsan eğer biraz kesinlikle... Biraz böyle
şey mi, Türk halkıyla biraz oynamak tabii, tabii, gibi tabii, bir cevap mıydı hep, bu? Hep oynayan kazanıyor görüyorsun. 1 milyon 2 milyon abone sahibi oluyor oynayanlar. Aa, neyse. Peki. Burada onun tişört açmasına girmeyeceğim. En sevdiğim Amerika'da Los Angeles. En sevdiğim ne? Ne dedin? Pozisyon. En sevdiğim pozisyon misyoner. En sevdiğiniz oyuncak. En sevdiğim oyuncak. En sevdiğin araba modeli. En sevdiğim araba modeli burada çok değişti ya. 1000 tane şey gördüm anasını satayım. Çok aşık oldum hepsine. Ama yani bir numaram galiba şu an Rivian. Bak, bir numaram sen galiba o. Evet Seçkin Bey, biz de şimdi sizinle beraberiz. Evet. 73 tane soru soracağım ben de size. İlk soruyla hemen başlamak istiyorum. Zaten sizi tanıyorlardır. Evet. İlk soruyla başlamak istiyorum. En son okuduğunuz kitabın adı neydi? Nefret. Nefret okuyordunuz. Peki en sevdiğiniz renk nedir? Siyah. Peki en sevdiğiniz içecek? Cola Zero. En sevdiğiniz makyaj markası? Son zamanlarda Dior. En sevdiğiniz sanatçı arkadaşınız hangisi? En sevdiğim sanatçı arkadaşım Sibel Can. Çok teşekkür ediyorum bu soruların, salak salak sorularıma müthiş cevaplar verdiğiniz için. Çok teşekkür ediyoruz. Benim borcum. Çok sağ olun. Bize kaldı ya. Peterson Otomotiv Müzesi'ndeyiz. Dediler ki burayı mutlaka görmeniz gerekiyor. Bizim de araba merakımız malumunuz. Biz de kalktık geldik. Böyle bir değişiklik olsun diye araba meraklılarına da özel bir bölüm olsun istiyoruz bu gerçekten. Kısmı. İlk kez Zeki Müren'in ayak bastığı bu araç sonra Los Angeles'a getirilmiş. İnanılmaz. O detaylar yazıyor. İçine bak, içine. İçi çim. Bu da çok güzel. O iğrenç bence. Hayır ya, çok güzel. Nasıl iğrenç? Al sen bunu kullan. Bu tam benlik. Baksana bisikletmiş. Deh diyor. 1903 Cadillac. 1903 Cadillac mı? Şu neymiş? 1900. Efendim 1900'lerde yapılmış bu. Early LA Survivor modeli. Çok önemli bir modeldir. Bu da 1886 Mercedes-Benz'miş. Çok hoş. Benzemiyor da yani. Ben pek Mercedes'e yani de benzemiyor ha. Allah'ım. Duydum aman sana ceylanlık. Mercedes'e de benzemiyor dedin. Bu ne ya? yapılmış. 1948'de. Peki bunun tatlılığı, inanılmaz arabalar var ya. Şuna bak. Kaç yılında bu tasarım? Kimin aklına geldi? 1937. 1937 daha anamız babamız Iron yok ortada. Bu Iron Mobile. Gerçekten inanılmaz bir çocuk araba. Dedi ki eğer serpistlik gibi bir şey varsa onu kullanmanızı tercih etmiyoruz. Çünkü arabanın düşüğünü düşebilir falan. Sakın dedi. Sakın dedi. Belanızı dedi. Tabii ki dedi. Şuna bayıldım. Şununla benim tam fotoğrafımı çeker misin? Hemen lütfen çekeyim. Hemen çekeyim. Lütfen. Kafayı yedik bu arada arkadaşlar biz gerçekten. İnanılmaz. Aa orada ne var? Kar var işte, orada fotoğraf çekelim birbirimize. Lütfen lütfen olur. Lütfen. Baksana Batmobile var. Gördün mü Batmobile'ı? Ne? Batmobile var. Bu Batmobile mi? Hayır, şu arkadaki. Oha, birazdan İnanılmaz. Batmobile var orada, ona gidelim ama gel, bakın şimdi şey gösteriyorum. Aman da aman. Çok tatlı. Ben böyle birazcık yapayım. Anlat, neydi bu arabalar? Neydi bunun adı? Rusty'smiş. Bunun adı, bu kaç yılında, ne yazıyor orada? Yazmıyor. Rusty's, Rusty's. Çok tatlı. Çok. Şunlara bak. İşte o Daniel Arshan falan mı bu acaba, ne o? Ne? Lassel de sana. İlk defa duyuyorum. Ben hiç böyle bir şey görmedim. Ama adamlar 1955'te böyle bir oturmuşlar tasarım yapmışlar bu teknolojinin başına, bu tasarımın başına ve yapmışlar bunu. Ne kadar güzel söyledin. 100 yıl önce yapılmış neredeyse. Bu ne? Buick Wildcat'miş bu da. Fiberglass'mış. Ben işine oturup gaza basıp bir anda gireyim. Yok sakın. Var. Şunun güzelliğine bak peki arabanın. Ya bir şey söyleyeceğim. Peki bu sence bunlar çalışabilir mi? Tabii ki çalışabilir durumdadır. 1953 yapımı bir Pontiac'ın tavanı bu kadar güzel yapabiliyorsanız şu anki bu arabaların tavanları neden bu kadar kötü? Yani tasarımları neden bu kadar kötü diye bir sormak isterim. Bak sevgili ya, Demir Bükey.
Sevgili Deniz Ülke. Bunu ben cevabını veremem. Doğan Kabak ya ben. Ama şuradaki şu fotoğrafı bir göstermeni isterim. Kimmiş? Kim kullanmış bunu? Gacının bir öyle inmiş oradan. Şu içine bak. Ya inanılmaz. İçinin pembesini göstereceğim arkadaşlar size. Şu detaylara bakın Allah aşkına. Kız tavana gibi araba. Kız gibi arabaymış. Sana kaldı çünkü. Ama yani bayıldım ya. Pontiac. Pontiac mıymış? Pontiac mı? Pontiac diyor diye biliyorum ben. Peki Pontiac'ın şu an hali hazırda bu markanın arabaları var mı? Ya bilmiyorum da bu neymiş ya? 54'te yapmışlar. Baksana üstüne. Bir şey yani. Bir uzay mekiği gibi. Biraz da bizi görün. Evet. Allah'a bayıldık arabalara. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten Chevrolet seçkin. Yani Chevrolet'e bak Chevrolet. Chevrolet de müthiş de şunu hala anlam veremiyorum. Yani Geleceğe Dönüş filminden fırlamış gerçekten gibi. Gerçekten. Bilgi verelim ona da. 1955 Chevrolet. Biscayne'miş bu. Şurada Batmobile. Batmobile'a gitmek zorundayız. Batmobile. Hazır mısınız Batmobile'cılar? Hazırım ben, hazırım Batmobile'a. Şimdi size Batmobile'ı gösteririz. Hangi Batmobile peki ya da filmde kullanılmış? Şimdi bence şimdi o kesinlikle orada göreceğiz. Bunlar zaten filmde kullanılmış arabalar. Ben sana söyleyeyim. Batmobile'ler. Bak Little Miss Sunshine. Kesin o öyle. Ne? Vallahi. Aa, bir şey diyeceğim. Bak ne var orada. Evet, şey. Görevimizdeki bak 1989'daki Batman Returns ve Batman'de kullanılmış. 1989 yılında Batman'de, 92'de de Batman Returns'te kullanılmış. Yani iki kere aynı arabacı kullanmışlar arabada. Matrix'te kullanılan motor. Matrix'te kullanılan 2001'deki. Trinity ile anahtarcının şeyi vardı ya. Şöyle göstereyim. Anahtarcının sahnesi. Neon'un bunları kurtardığı vay sahne. Vay vay vay. O sahneyi müthiş bulursanız da bir, şuraya bir montaj edin. Bir etiketlerseniz müthiş olur. Şöyle bir motor. İnanılmaz. Şimdi bizim en sevdiğimiz yerdeyiz. Neredeyiz? Filmlerde kullanılan arabalar. Evet biz. Önümüzde gördüğümüz araba 76 model bir Chevrolet Camaro. Bumblebee'nin ta kendisi diyeceğim ve gerçekten şok olacaksınız. Öyle değil mi Seçkin? Gerçekten öyle. 2007'de Transformers filmindeki şu arkadaş. Vay vay vay. Bir de bunun yanında efendim. Hemen yine. En son Michael Bay yapımı Transformers 2007'deki Drive'ın işte Transformers'ta da 2009'daki Transformers'ta da kullanılmış. Evet. Tabii ikisinde de kullanılacak. Diğeri de diğer Porsche. O da şeyden kullanıldı biliyorsun. O da Transformers 2023 geçen sene kullanılmış. Evet işte. Rise of Mirage, the Beast. Mirage bu, Mirage işte. Vay, çok Mirage. İyi değil mi? Çok iyi. Hatırladın mı? Bir tane siyahi Latin bir çocuk oynuyordu. Çok iyi. Kardeşi için para biriktirmeye çalışıyordu falan o. Çok iyi bir Porsche. Bu? Efendim? Falcon Futura. Ocean's Eleven'daki. Ocean's dedikleri. Ocean's. Ocean's Eleven'daki. İçinde göstereyim. Arabaya bak. Shelby değil Cobra mi o? Shelby Cobra. Çok garipler ya. Şunları görebilmek inanılmaz bir duygu. Gerçekten. Ama en çok galiba neden etkilendim ne biliyor musun? Sanırım Matrix'teki motordan. Evet. Bundan. İnanılmaz. Matrix Reloaded'da ve Matrix Revolution'da 2003'tekilerde. Continental mi o? Lincoln. Lincoln Continental. Evet, 63 yapımı. Araba. Matrix'e kullanılmış 2003'te. Tabii hatırlarsın o şeyde. Hatırlamaz mıyım? Neo'yu alıp karına şey batırdıkları. Zaten şuradan da filmden bir sahne gösteriyor. Tamam canım benim. Ne diyeyim ki ben size? Ben bu Batmobile'a zaten inanamadım. Yani bu konsept bir arabayı nasıl bu kadar güzel yapabilirsiniz ya? Şu şeyine baksana içine. Yani içinin tek zaten savaş. Bak. Uçağı şeyi gibi. Peki bu gerçekten böyle kullanıldı araba olarak gitti yani bu öyle mi? Tabii işte. Konsept işte ama bir şekilde çalışıyor. Ona şaşırıyorum zaten. Bu neymiş arkadaşım? Playmoot'muş bu. 1958 model. Fury Christine filminde kullanılmış. Bunu geçelim. Bunu bilmiyorum. Ford Thunderbird. İnanamıyorum. Thelma ve Louise'deki araba. İnanmıyorum. Seçkin, Thelma ve Louise'deki araba. Bakar mısınız? İşte bu. Seçkin. Bu. Peki bu Little Miss Sunshine'a ne diyorsun sen asıl? Ona hemen geliyorum. Arkada da filmler Batman mesela 89 yapımı Batman dönüyor bak şu an. Bak orada arkada araba gidiyor, kullanılıyor.
Şunu bir çekmek istiyorum. Bu da Little Miss Sunshine'daki. 1972 yapımı, 1979 Volkswagen'miş pardon, 72 diyorum. 2006'daki Allah film. Bakın o Little filmde Miss kullanılmış işte o ya. Filmdeki bu araba. İzleyenler mesaj atsın bize. Bak niye mesaj atıyorsa izleyenler. Bu da Görevimiz Tehlike. Ya. Şu sahneye bakın, hatırladınız mı? Hop şöyle yaptık. Hop buradayız. 1968 yapımı bir evet. Fiat'mış. 68 yapımı Fiat'ı ve kullanılmış bu araba. İnanılmaz. Bu nerede kullanmışlar bunu? Bu nerede kullanılmış? Hangi şeyde? Yavuz Turgu av mevsiminde kullanmış bunu da. Ha bak. Şunun güzelliğine bak. Oha! Oha. Scooby-Doo mu? İnanamıyorum. Scooby-Doo mu var? Ve Scooby-Doo'nun arabası John mı? John Wick. Ne? Aman tanrım bakın burada ne var. Filmlere bak. Wow wow wow. Biz buraya girebiliyor muyduk? Evet evet yürü. Giriyoruz. Yani al arabaya bak, arabaya bak, arabaya bak. Ford ne bu lan? Ford. 1999 yılında çıkarttıkları arabaya bak. Şaka yapıyorsun. Yani konsept. Vay. Müthiş bir arabaymış. Niye çıkartmadınız? Bu neymiş bu? Bu ne? Zombi şeyinden kaçma arabası. Mobility Outfitters. Bugatti'ye bak. Hypercar bunlar. Allah'ım delireceğim. Çok iyi. Bizim Waymo işte. Bizim Waymo işte bu. Bizim ama. Bizim Waymo. Lotus. 2025 Lotus'muş bu. Lotus Evija 2025 model efendim. 2 milyon dolarmış fiyatı bu arada. Çok güzel. Güle güle kullansın Allah. Gelecek Waymo'yu da görmek istersen şu şekilde. İnanılmaz. Arkadaşlar biliyorsunuz, bilmiyor musunuz? Bilmiyorsanız da söyleyeyim. Waymo diye bir şey var Amerika'da. Şoförsüz bir Uber deneyimi gibi bir deneyim aynen yaşıyorsunuz. Gibi. Çağırıyorsunuz, şoförsüz bir şekilde geliyor. Her yere gidebiliyorsunuz taksi gibi. Bu da gelecek versiyonuymuş. Sanki bu böyle uzay aracı gibi. Yani bu Mars'tan düşmüş bakar gibi mısın? Bir araç. Kim öper Tesla'yı şu an diye düşünüyorum. İçi de şurada İçi de görünüyor. Olacakmış. Çok güzel. Bunlar o eski püskülükler. Eski püskülükler diyor. Manyak mısın sen? Sen şu BMW'ye bak. Bunlar bırak onları. Bunlar tarih. 2009 mu? 2009'da bunu mu yapmışlar? Konsept işte. Elektrikli arabacıymış. Mission Impossible Ghost Protocol 2011'de kullandıkları tamam, arabaymış. Nereden şu an çaktın mı? Gerçekten mi? Yemin ediyorum. Şunun 2021 Lanark DS Drive Scott. Aa bizim bu çocuklar var ya. Şey. Onun koleksiyonundan bir araçmış bu. Şey kardeşler, emlakçı bak, kardeşler. Collection of Drive Scott diyor. Emlakçı kardeşlere bak sen. Çok tatlıymış. Çok güzel bir araçmış. Ama benim şu anki tek favorim şu karşıdakiler. Görüyorsunuz siz de zaten. Şunlara bakar mısın? Ay, Driving in Cobra filminde kullanılmış bu da. 50 yapımı. Vay anasını. Şu peki arkadaşlar. Mustang Eleanor. Mustang Eleanor. 2000 60 yılında. 60 saniye filmindeki. Evet. Oymuş. Peki işte benim favorim bu. Bakar Seçkin. Mısınız? Seçkin bu çok güzel. Şuna bak. Peki Back to the Future'a bakmayı ne deriz? Ne? Bu Back to the Future mı? Evet. Vay anasını. Dolerian işte. Vay vay vay. 1985 yılındaki Back to the Future'da 1989 yılındaki Back to the Future Part 2'de ve 1990 yılındaki Back to the Future Part 3'te kullanılmış bu 1981 yapımı DeLorean DMC Samsung Demirtepe ben. 12 Time Machine. 12 ama. Her şeyi İngilizce söyleyip 12 dedi. Bu neymiş? Driving. Ah, Starsky & Hutch. Hutch Coach. Hutch. Neymiş? Starsky and Hutch diye bir film vardır. Amerikalıların yine çok sevdiği bir filmdir evet. Bu. 1976 model bir Ford'tur. Ford'tur ve Ford'tur. Asıl Ford buradaki Yamaha. Ford'tur. Önemli olan. Batman 66 Batcycle. Yılında. Batcycle. 1966 yılındaki Robin'in de yanında bulunduğu. Şunda. Evet canım. Şöyle. Bunlar da ben size hemen tanıtayım. Bu arabayı zaten hepiniz yakından tanıyorsunuzdur. Kendisi Too Fast, Too Furious filminde
oynamıştı. 2000 model bir Honda, 2001 model bir S2000 Honda. Çok da güzel. Bu da aynı zamanda yine Die Another Day filminde oynayan bir arabadır kendisi. Gördüğünüz gibi altta füzeleri var. 2002 model bir Jaguar'dır. Asıl benim şu an kafayı yiyeceğim bölüme giriyoruz. Bruce Meyer Family Gallery diye. Galiba şimdiye kadar gördüğüm en etkilendiğim arabalardan bir tanesi. Hayatımda gördüğüm en enteresan Rolls-Royce bu. Ne kadar uzun bakar mısınız? Bu bir prens için yapılmış 1939 model bir Bugatti arkadaşlar. Yılı bir Mercedes. 1923. İşte marka böyle olunuyor galiba. Şuraya bakar mısın? Ferrari'ymiş bu. 52 yılı bir Ferrari. ...1954 model bir Plymouth Explorer. Plymouth Explorer. 1954 yılında bu arabayı nasıl yaptınız ya? Ve peki bu? Şu Ford'un güzelliğine bakar mısın? Bu kaç milyon dolar acaba bu araba? Peterson Otomotiv Müzesi koleksiyonuna... Mergy and Robert Peterson'ın hediyesiymiş bu araç. Bir de bu araba hediye mi etmişler? Buraya. Siz manyak mısınız ya? Hediye etmişler ama vallahi zaten olmaz. Bir şey diyeceğim farkındaysan. Burası Peterson Otomotiv Müzesi ya. Hediye edenlerin soyadı da Peterson bu. Yani aileden biri... Kim bilir daha neler var. Aileden biri bir bağış yapmış buraya. Kim bilir de. Bu arada bütün tamamı bağışmış bunların. Öyle mi? Bu ailenin. E ne yapsınlar bari... Herkes görsün faydalansın istemiş. İnsanlar çok da iyi yapmışlar bence. Burada da motor bence. Bölümü var. Burada da motorlar var. Bakın bir sürü motor. Bak motor. 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 Bu motor değil. Peterson ailesi bilse bizi gönderir. motor bu. Bunlar hep motor. Motor gibi motor. Hemen bu sana bilgi vereyim. Bu Mustang bu. Mustang. Bu böyle... Shelby. 66 Shelby. Mustang değil mi bu? Shelby'ymiş. Shelby. Bu da Peterson Otomotiv Müzesi'ne Reeling Family'nin bir hediyesiymiş arkadaşlar. Arkadaşlar bu arabaları niye hediye ediyorsunuz? Manyak mısınız? Bir tane ya? De buradan sesleniyorum bu Family'lere. Peterson Otomotiv Müzesi'nin eşrafına. Bana da bir hediye yollayabilirsiniz. Yani bence. Bir şey madem bu kadar eliniz açık, bu kadar cömertsiniz. Evet. Bize de birer tane ya. İstediği şeye bakalım. Bize de birer tane. Gel bakalım, gel bakalım. Bu ne ya? Çok enteresan. Detaylarını görüyor musunuz? Bu arada burası 3 katlı bir yerdi. Biz şu an 3. kattan 1. kata doğru indik. Bu 1. kat. Bunların tamamı el yapımı. İnanılmaz değil mi? Ne? Bak bütün detay içindeki boya motora kadar. Wow. Mesela Private Collection demiş. 1950 Chevrolet'ymiş bu. Kimin koleksiyonuymuş bu? Private Collection demiş. O kadar. Baksana şunlara. O kadar private yani. Buranın ışığı muhteşem bu arada. 79 yılı Oldsmobile'ymiş bu. Manuel Joshua. Tek elle yapılmış her şeyi. Öyle mi? Bunlar ne ya? Garip. Bir kandelabralık var bu arabalarda. Bu var var. Biraz. Ama bakar mısın her yeri açılıyor. İşte bunların şey kültürleri. Bu arada biz bu videoyu çekiyoruz ya mesela atıyorum eşinizle seyrettiniz falan. Eğer böyle arabaların modelleriyle alakalı bir fikirleri falan varsa, bir bilgileri varsa ben isterim şeylerini okumayı, evet, bilgilerini okumayı. Ben birazcık şey geziyorum. Alık alık gezdik. Alık alık değil de yani o kadar detaylı bilmiyorum. Tamam çok seviyorum. Bakar mısın şuna? İnanamıyorum şu işçiliğe seçkin. Telkariyle yapmışlar gibi. Metal ben bu araba. Bu kadar. Teşekkürler. Bir de bu motorlar falan var. Şahane. Bayağı jetgiller bu. Astro Genome konseptmiş bu. Ve bitti bu arada müze.
farkındaysan. Bitirdik mi? Evet. Bize ne dayanır? Şuraya bize bak. Can dayanmaz. Efendim sizlerle birlikte araba müzesindeydik. Peterson ailesinin şahane bir... Bir daha söyle dur. Neydi evet. Burası? Peter, gel o zaman o tarafta kapatalım ondan sonra oradan çıkalım. Burayı da koysam. Burayı da koyalım. Burası birazcık saçma oldu çünkü. Peterson'lara çok teşekkür ediyoruz. Gel Peterson. Gel buradan çıkalım gel. Ben buradan mı? Tamam. Araba müzesindeydik. Gerçekten çok enteresan arabalar gördük. Ben bir kere her şeyden önce çok mutlu oldum. Evet, ben Fezi kadar böyle araba meraklısı olmasam da sonradan böyle Fezi'nin merakıyla beraber daha da bir araba zevkim artmaya başladı. Seviyoruz buraya gelmemizde şahane oldu. Ben bayıldım. Ben de aynı şekilde. Yani umarım siz de çok keyif almışsınızdır. Biraz önce videoda söylediğim gibi eğer eşlerinizi de seyrediyorsanız ve arabalarla ilgili bilgileri varsa mutlaka yorumlara yazsınlar. Okumayı çok isterim. Merhaba. Bugün ne Universal'dayız? Universal Studios geldik ve saat 1.30. Bizim girişimiz 2'de. Çünkü şöyle bir şey yaptık. Ne yaptık? Halloween Horror Nights'a bilet aldık biz. Yani akşam da burada olmak istiyorduk. Böyle bir bileti bulunca dedik ki madem buraya geldik bir triloji serisi varmış. Weekend'in de hatta bir filmi var burada. Evet, şey yapmıyor. Weekend'i şey buraya özel. Universal'a özel bir film şey yapmışlar, hazırlamışlar. Yani Day and Night bileti aldık. Erken giriş şey yani, sıra bekliyorum. He işte hızlıca geçeceğiz. Çekebildiğim yerlere çekeceğim. Şu anda daha hala girmemiş bulunmaktayız. Burası da Universal Studios'un yanındaki böyle açık bir AVM gibi her şeyin olduğu bir yer. Gece de 12'ye dönüş, şu an saat 2'ye geliyor. Gece 12'de dönüş Uber'i rezerve. Net iptal ettik onu ben sana söyleyeyim. Niye? Tabii önce gece 12'de anca döneriz. Bakalım. Tahminlerinizi alalım yorumlara. Bakalım bugün kaç bin adım atmış olacağız tamam mı? Akşam eve gittiğimde telefondan bakacağım. Hadi bakalım. Biraz da buradan sinematik. Şey, şu an flu oluyor değil mi? Flu gösteriyor her şeyi. Biraz flu oladım, biraz flu gibi. Hadi girelim de yiyelim de sıkar. İçtim hadi ya, çok sıcak. Buralar hep uygun. Efendim, bu gördüğünüz yerlerin dokusu, kokusu o kadar güzel, o kadar değişik ki gerçekten yürürken bile kendimi, içimi böyle kıma kıma hissediyorum. Yani şu dönen şey bile böyle benim beynimi döndürüyor bir yandan. Oradaki dinozor beni korkutuyor, oradaki goril sanki üstüme gelip şey geliyor. Yani buraları çok seviyorum. Buraları çok seviyorsun. Buraların en büyüğü olduğu başka bak seni çok seviyorum. Şu arkanızdaki sular hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence bir orada ıslanabilir miyim, ıslanmaz mıyım? Yani. Islanmadan karşıdan karşıya geçebilir misin? Karşıdan bir bak şimdi süresine bir bak. Dur. Hop yapıyor şu an mesela koştun bitti. Aa değişti. Yok ben kopsun. Koptu. Arkadaşlar Hollywood oyuncularının bütün eşyalarını, filmde kullandığı eşyaları veya işte minyatürleri imzalıyorlar ve böyle bağışla yöntemiyi de burada satıyorlar. Mesela Margot Robbie'nin imzaladığı bir Harley Quinn var ki ben onu çok beğendim ama 12 bin dolar. Teşekkür ederim. Arkadaşlar şu 12 bin dolar ama hak ediyor mu hak ediyor. Mesela içeride Hugh Jackman. Çekim okuyayım mı? Onlar falan var hep. Ne bir seçiyorsun? Bir tane alıp bağlasak mı? Çok büyük sanki. Seçeneklere bakın. Yeriz. Bir tanesini yarı yarıya yemeye yedersin. Öyle dedim ben. Çok ağır gelecek çünkü bana. Evet, onu da. Ama neyini seçmeliyiz? Çikolatalı. Çikolatalı isterim ben. Başka şeye girmem. Chocolate coconut cake var. Bence onu ama o da çok chocolate olabilir. Şu? Direkt sade olsun ya. Bir tane chocolate cake aldık. Bir tane de çilekli. Bayağı iyi ama. O güzel. Bu da çok güzel. Bu daha iyi ben sana söyleyeyim. Benimki mi? Benimki ama. Bu tat. Bayağı iyi. Daha pofuduk çünkü. Tam bir donut bu arada bu. Ambesel seçimlerim biliyorsun başarılıdır. Çok şekerli. Bayağı. Ama çok güzel. Bayağı. Bir tek münafım kokayım. Falan yok. Ben tamamım. Kapatıyorum. Yani. Çekilen filmleri
sahneleri geziyoruz. Is pulling the pier on the right. Okay, just stay calm. Like I said, there's no. Does anybody see the shark? In the trees, what? Şimdi çıktık Insidious'tan. Insidious. Çok iyiydi. Baba korktum. Baba sikeyi ne alalım. Bölümü. Evet birazcık bir taraf çok kötü kokuyordu. Evet. Biliyor musun? O işte kötülük geldiği zaman öyle kokuyor ya orası. Öyle. Ve seçkincim giden gitti. Korku müdavimleri. Korku müdavimleri kaldı. Evet. Akşam 12'ye kadar buradayız. Bayağı sakinledi ortalık. Bir de böyle işte... Ayırıyorlar şu biletliği şuradan, bu biletliği buradan. Zaten evet. İnsan kalmadı. Çok. Bir dahaki sene gelmek isteyenler için mesela ne söylemek istersin? Nasıl alsınlar biletleri? Day and night bilet alsınlar. Yani öğlen 2'de giriyorsun. Aha. Hem Universal'ı bütün olanaklarından yararlanabiliyorsun akşam 6'ya kadar. Akşam 6'dan sonra da Horror Night kısmına geçiyorsun. Gece 12'ye kadar. Süper. Daha pahalı ama... Ama bence güzel, karşılıksız fazla. En azından zamandan kazanarak kesinlikle. Böyle bir şey yaşamak bence çok daha mantıklı. Yani bütün her şeye bindik ve belki 1-2 dakika falan bekledik. Aynen öyle. Ah!
Sakın. Ay. Please help me. Sakın bana yapma. Sakın. Ay, sakın. Bana sakın öyle gelme, sakın. Bana sakın öyle gelme. Bak. Sakın. Sakın bana sakın bulaşmayın, sakın. Bana sakın bulaşmayın. Sakın bana bakıp şey yapma falan bana. Hayır, istemiyorum hiçbir şey. Ya.
bir Los Angeles tatilinin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aracımızı çağırdık, havaalanına doğru gidiyoruz. Valizlerimiz biraz... Dünya güzellerim gibi gidiyoruz. Reklam, ne yapayım belli oldu. Var mı bir hüzün? Hemen gitmek istiyorum buradan. Evet değil mi? Bagajları taşımam, haberin olsun. Bagajlarını ben koyarım. Hadi bin bakalım. Ah, dönüyoruz be Fezi. Nasıldı, böyle bir kısaca özetlemek gerekirse bu 12 günlük tatilini nasıl özetlersin? Bir gün gibi geçen muhteşem bir anılar silsilesiydi, öyle söyleyeyim. Öyle diyorsun. Maalesef tabii ki bunları da yaşarken her şeyi bloklayamadık. Bir 2-3 parça ana blok alabilecek konu başlıkları üzerine blok, evet, çekmeye çalıştık. Ondan sonrasında da biz tatilimizi yaptık çünkü. Aynen. Uzun zamandır tatile çıkmadığımız için. Çok doğru. Böyle yani. Peki çok güzel en güzel an hangisiydi, hatırladığın? Spesifik her bir şey söyleyebilir misin? Bunları? Spesifik bir şey söylediğim. Birincisi Santa Monica'da gece akşam bizim kendimiz için çektiğimiz bir video serisi vardı ya. Onlar yok burada değil şey mi? Için. Ha, bizim tamam. Kendi kameramız için yani hani, evet, bir paylaşmayacağımız bir an vardı o şarkı zamanı. Bir de sahilde olduğum... Yüzün gözün görünmüyor. Sahilde olduğum her an benim için gerçekten paha biçilmezdi. Ben bu şehrin zaten bu tarafına aşığım. Gelmek de çok zor, gitmek de çok zor. Ama tabii ki İstanbul'u ve ailemi, arkadaşlarımı, sevdiklerimi aşırı özledim yani. O da var. Gidip gidip gelelim. Sık sık böyle bir deneyimimiz çıkıp olsun. Çıkıp gelelim. Çıkıp gelelim. Aynen öyle ki öyle oluyor. Neredeyse her sene geldik. Evet. Bir dahaki Eylül tekrar. Neden olmasın? Neden olmasın? Gerçekten gelelim. Bir lunch'ta en beğendiğin şey neydi? Cheesecake. Ben de bayılırım. İnanılmazdı. İnanılmazdı. Bak, şunu da bir tatmanı isterim. Bir tadımın videosu birazcık olsun. Birazcık böyle bir Scotch Brite gibi geldi gözüme. Kırmızı. Demin bir cheesecake yedik. Olaydı da bu güzel değilse yedirme bana boşuna. Değil mi? Sakın yedim. Ne? Çünkü yağ aldım. İyi, devam et. Kekini aldım ki o yağ gitsin diye. Gerizekalı. Bu arada bizi çok fazla tanıyan oldu bu Los Angeles tatilinde. Ona ne size diyorsun? Size bir şey söyleyeceğim. Bakın 2021 ile 2024 arasında öyle enteresan şeyler oldu ki yani. Bir kere rodeo durağında Fezi durdurdular. Arabadan bir kız camdan yani biri Fezi diye bağırdı. O kimse bundan lütfen mesaj olarak o çok şey, tatlıydı. Yorumları yazsın olur mu? Bir de birkaç alışveriş yaparken yanımıza geldi. Alışveriş. Alışveriş yaparken o, bir Türk çok enteresandı. Bir satış danışmanı demiş ki bunlar Türkiye'de ünlü. Ben şu an gidip merhaba diyemem. Ama bil ki çok ünlü kız da bizim yanımıza gelip böyle ay ben sen siz bana bugün yardımcı da oldunuz çok utandım bilmem falan dedi. Çok tatlı bir anıydı o da. Hani hiç ünlü olduğunuzu tabii ki bilmiyorum. Tabii ki nereden bilecek yani, Türkiye'de YouTube'umuz, evet, olduğunu. Ama kız geldi böyle bir heyecanla bize konuştu, anlattı onu bunları. Anlattı. Türk bir müşteri bizi tanıyıp kıza söylemiş. Ama bizim yanımıza gelmediler. Kimdiler acaba? Bize mesaj atın ya. Keşke gelseydiniz yanımıza. Çok tanışımız merak ettim. Tanışımız her arkadaşımıza kimmiş buradan. Kucak dolu sevgiler. Bak. LA bize çok iyi davrandı. Her zamanki gibi. Burasıyla başka bir bağım var. Burayı çok seviyorum. LA'cim senin de beni sevdiğini çok iyi biliyorum. Son olarak bir şarkıyla kapatmak istiyorum. LA'de yer, LA'de diyorum. Hayır. Bak. Yok yok. Bunu keseriz zaten. Bunu yapamayız da. Olsun, kalsın yavrum. Gördüğünüz gibi elimizde mikrofonlarımız. Sesimizi iyi duyabilmek istiyoruz. Umarım keyif aldınız. Olmuştur. Böyle güzel manzaralı, güzel böyle arabaları gördüğünüz. İşte atıyorum bazen bizim kah güldüğümüz, kah ağladığımız anlarımıza şahit olduğunuz vlog olmuştur umarım. Sizi seviyoruz. Abone olmayı unutmayın diyeceğim ama yani 4 yıldır artık. Daha uçağa bineceğiz. Bitmedi video. Sen bir kapanış gibisin şu an ama bir daha dönüşümüz var. Uçak yolculuğumuz ve finali artık İstanbul'a inince o final. Şu an bitmiyor video. İstanbul'a daha yolculuk var. He, yolculuk meselesi de mi var? Tabii. O zaman bunu kestik. Buradan o zaman uçağa geçiyoruz. O uçakta da artık bir 13 saat uçtuktan sonra İstanbul'a evimize, barkımıza gidelim arıyoruz. Artık. Hadi görüşürüz.